Seray çok ince bir şey, bak şimdi aklıma geldi. Ağlarken şey dedi. Adnan dedi, ne yapacağımı bilmiyorum, zamanım az kaldı dedi. Ya amacı neymiş peki? Evde tutulmak mıymış? Dedim ki sen zaten eğer bana karşı bir şeyler hissettiğin arkadaşlarıma hissettir. Hani çocuklar desin ki gerçekten Adnan, biz nasıl dedik Cansu gerçekten Tankut'a bir şeyler hissediyor. Tabii, belli ya. Yani bariz belli. Koruma verdik. Her gün de yemek yapıyor. Şekilde. Siz ondan da memnunsunuz maşallah. Onun da bir payı var yani. Konuşma tarzı benim açımdan var vallahi. Hayır, ben şimdi kızla ilgilenmeye başlayacağım. Kıza eleyeceksiniz, kız yiyecek. Ondan korkuyorum. Ha, ben Tankut'u çözdüm. Anladın mı? Dur, olayı anladın mı? Ben Tankut'u çözdüm. Kızla ilgilenmeye başlayacağım, kızı yazacaksınız. Abi ama öyle konuşmamak lazım. Şimdi biz de Hazal'ı yazdık hafta sonu uyarı amaçlı. Ne oldu? O da gidebilirdi. Yok yok. Dani de aynı şekilde oldu yani. O neyden kaynaklı biliyor musun? Sen yine ilgilenmeyeceğini zannediyorsun. Ne öyle gitti işte. Sen ilgileniyorsun, bizim haberimiz yok. Sen biz farkında değiliz. Ne oluyoruz diyoruz ki herhalde ilgilenmeyeceğiz. İlgileniyordum. Aman. Biz bilmiyoruz. Gitti. Sonra burada gitme diyecek, dur diyecek ama gitti. Dur. Ben Burçak'tan bahsetmiştim. Burçak'a göndermesek sen Dani ile bir ilişkiye başlayabilir miydin? Aslanım. Zamanla kızmıştın bize. Belli olmaz neyin ne olacağı. Ben dün burada o kadar yırtındım. Sen bunları dinleyip gidip özür dilersen sana. Zamanında niye yapmadın? Sıcağı sıcağına. Abi özür dilemek istemiyorum ya. Özür dileyecek bir pozisyonum yok ki benim. Ben dün zaten tüm Türkiye'den özür diledim. Öyle yanlış bir karenin içinde bulunduğum için. Bir daha söylesene şunu. Nasıl yaptın? Biz oraya eğlenmeye gittik. Biz kötü bir şey yapmadık. Onun hiçbir şey yapmama rağmen öyle bir tavır vermesine. Ayça'nın aslında şu an bakmadan özür dilerim. Esas doğru üslup yanlış. Eğlenmekten zor attınız kendinizi. Aşkım özür dilerim. Bak Batu şunu yapıyor. Ben sana... dün buraya geldi ya Ayça. Evet. Daha öncesinde ismi yandığı halde gelmemişti. O zamanki olayı tam hatırlamıyorum ama... Tabii canım ama... o hata var, sen de konuşacaktın abi. Aynen o hatayı söylemiyorum. Gittim, söyledim her şeyi. Ayça yani. Bunun farkında kendi söylediklerinin. Evet. Onun için de buraya geldi, sana zemin hazırladı ama... Ben dün söyledim. O ilk adımı öyle attı kendince. Ama gelip de gel Batu bir konuşalım Batu, diyemedi açıkçası bunu. Açıkçası ne biliyor musun? Ayça aslında ilk adımı attı. Sen ikinci adımı da atmadın. Evet, yazıklar senin bu anda atıp bugün atacağını senin ilk adımın değil. Niye yapacağız abi? Ben de dün değil evvelsi gün ilk adım attım. Gittim oraya, o çıktı sayılmaz. Balkona gitti o zaman. O olaylar ama o çıktı balkona var. Mı gitti? Bu adamın da bir gururu var babacığım ya. Abi ya, ağır sözler söylenmiş evet. Babi. Bir herkes söylenmeyecek. Ya abicim senin de bana burada var kardeşim ya. Sen rahat ol, ben seni biliyorum babi. Sana bir kahve yaptık be ya, gel geç kahvemizi. Gerçekten mi? Abi seni bekliyorduk biz de. Herkes nerede birinin adayı diye. O bu, babaanne adayı. Nur Ayça ne yapıyor? Ben de seninle konuşmaya geldim Batu. Aa. Aa. Nurcuğum, yani, zütlü mü içersin, zütlüz mü? Burada da konuşabilirim ama sen... Konuş ya, burada bizim saçımız yok. Ya, özel konuş, özel konuş. Şimdi gel, özelse özel konuş. Gel yani. Nurcuğum gel otur şurada. Özel yani konuşalım. Herkesin bileceği bir şey güzel. Ha, o zaman herkes bilsin. Ama ben hani böyle Günaydın. Çok... Mutlu oldum. Canım. Nasıl? Sen nasılsın? Sütlü mü içersin, sütsüz mü kahve? Canım hoş geldin. Sütsüz şekersiz. Bir aracı vekil olarak mı geldin yoksa? Hayır, ben kendim. Ha, kendin. Çok üzüldüğünü gördüm çünkü Ayça'nın. Artık bu duruma bir el atayım dedim. Ben çünkü biraz severim böyle durumlara el atmayı. Şimdi Batucuğum. Yani siz bu meseleyi çok uzattınız bence. Kaç gün oldu? Biz de ondan bahsediyorduk. Sen kabul et artık bir hata yaptın. Sen de kabul et. O da yanlış davrandığını kabul et. Anladın mı? Çünkü böyle yaparak birbirinize zarar veriyorsunuz. İlişkinizi zedeliyorsunuz. Birinin adım atması lazım. Ayça daha önce geldi, özür diledi senden, adım attı. Artık bence sen de yapmasın. Çünkü ben eminim şu an... Ben özür dilemedim Nur. Bu son olayda. Son olayda ben gelsek gene özür dileyecektim. Gelse ama değil. Canımın içi geldiğinde ben ondan zaten özür dileyecektim. Ama o direkt bana sen şöyle misin, sen şu değilsin, senin karakter böyle girdiği tamam, zaman... Bak. Orayı silelim. Çünkü şu anda ikiniz de hatalısınız. Yani o gelse ben gitsem böyle yarışmaya gerek yok, anladın mı? Sen git, özrünü dile. Ben eminim şu an Ayça senin tek bir özrüne kollarını açacak sana. Ben bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum ve üzülüyor şu anda ya. Boşu boşuna onun orada üzülmesi, senin burada üzülmen. Ne anlamı var bunun sence? Kuşlar fısıldamış bence Nur'a. Hayır, gerçekten benim fikrim. Ayça ile ilgisi yok ve Ayça bana dedi ki gitme sakın konuşma lütfen dedi. Herkes diyor ki hatasını anlasın. Ya bizim komşumuz kızların hepsine sabun yapmış. Kadın hayatta televizyon izlemez. Ne yapıyorsun?
Ne diyorsun? Ben nereye bağlı anlamadım ben şu an. Hayır işte. Bahanem olur. Sabun verin. Ama ayağını kaydıracağım falan deme bu sabunla da şimdi. Daha beter olmasın oğlum. De ki bak bu sabun getirdim sana. Aşkım de ona. Aşkım sana geldim de. Bak bunu yap. Bir şey bahane onu etme ya. Onu çok özledim biliyor musun? Sabun yaptım işte. Farkındayım özledim. Ben çok özledim. Bak ben gelir gelmez Ayça'ya hani sordum. Şey, benim Ayça için geldiğimi bilmiyordun bile. Yok. Bak ne kadar özlediğimi görebiliyorum. Aha nerede? Hadi be. Oraya bakıyorum. Yürü be Batu. Evimizin kılıbık erkeği. Koş. Sabun nerede? Sabun nerede? Yürü komşu. Aşkım. Sabunları al sen babaanne. Sizde de var sabun. Kim vermiş? Tanıştın mı? Sen ona özel şey. Canavar yap diye. Kendi bakarım. Boşuna koşuyor. Girerken anlasın Batu'nun gel. Bak girerken böyle yap. Aşkım sana kokulu sabunlar getirdim de. Yok o kadar değil. Ben... Size. Sana ve genel olarak. Ya ne var öyle girsen yani? Bilmiyorum ya şu an böyle kafamda kalbinden bir şey toparlayıp onu gördüğümde ne yapacağım ama şu an kafamda bir şey tasarlayıp öyle gitmek istemiyorum. Sadece gideceğim. Görüntü mü veriyor lan ayağına kapanmış. Yani o seni çok seviyor, üzülüyor. Bazen ağlıyor. Bazen gülüyor. Ben farkındayım ama içinde neler yaşadığını. Yani artık uzatmanın bir anlamı yok ya. Gerçekten yok. Hani... Zor bir şey değil ki özür dileyince yani benim hatanı kabullenmek zor bir şey değil. Ama ağır şeyler söyledi Nur. Yani... Ama sen de çok güzel bir şey yapmadın Batu. Yani ya, sen de bunun farkında. Nur. Bak bu ne kadar masum olursa olsun. Ya senin gördüğünle bizim gördüğümüz de aynı değil. Biz bir kadınız. Anladın mı? Ya biz bir kadın olarak gene, düşünüyoruz. Nurcuğum, sen bir erkek olarak bak canımın içi. Ne olursa olsun. Bak gene hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz ama yine söylüyorum. Geçen hafta buraya Melek geldiğinde ben sizin evinize geldiğimde bir kere sizin yanınızda ona konuşmadım. Aldım bahçeye çıkarttım değil mi? Tamam. Ve ben ona sen nasıl şöylesin sen nasıl hiç aşağılayıcı bir şey söylemedim. Aşağılayıcı söylemedin ama aksine, senin hareketlerin çok fevriydi. Sen çok tabii ki fevri olacak. Yani. Sinirli geliyorum. O da gelse sinirli. Kafama eşyaları fırlatsa sıkıntı yoktu. Gene özür dilerdim. Konuştukları ağır. Bunları törpülemezse olmaz. Ben bak, bunları canım, törpülemesini tamam, istiyorum. Anlıyorum ben seni. Ama herkesin törpülemesi gerektiği bir şeyler var. Ya illa senin ki, de tabii törpülemen ki gereken illa yanlar ki var. Olmaz, bunları olur nasıl mu yapacaksınız biliyor musun? Bu şekilde değil. Yani birbirinizden ayrı kalarak bunlar törpülenmez. Belki araya özlem girer ama bir süre sonra bu uzaklaşmaya geçer. Şunu düşünür insan. Acaba beni sevmiyor da mı bunları göremiyor? Ya da beni sevmiyor da mı gelip bir konuşmuyor? Çünkü ben biliyorum Ayça hatasını anlayabilen bir insan ve sonunda da özür dileyebilen bir insan. Ama ilk hatayı yapan bu durumda sen oldun. Anladın mı? Bu sözleri söylemesine sebebiyet veren de sensin şu durumda. Evet çok doğru sözler değil, hatta doğru sözler değil bunlar. Yani ben de objektif olarak baktığımda ben onun yüzüne de söyledim. Bu söylediğin sözler güzel sözler değil Ayça. Ayça dedi ki ya kardeşim gerçekten içten söylediğim bir söz değil. Çok pişmanım. Biliyorum yaptığım söyledim şeyi. Mi? Tabii ki de pişmanlığının farkında, her şeyin farkında. Ben bu konuşmayı neden yapıyorum? Ayça dedi ki ya istemiyorum bana ne, ben gerçekten böyle düşünüyorum dese ben böyle bir girişime zaten bulunmam. Emin olabilirsin yani. Eğer pişmanlık duyuyorsa... Ama senin de bu durumdan pişmanlık duyduğunu anlaması lazım. Sen yeter ki sen kısmetse...